Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Zikri Hoca. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet geldik 14. dersimizde olasılığın ikinci bölümüne. Evet biraz olasılık konusundan sonra biraz ara oldu. Farkındayım. Ancak hazırlayabildim ve çekiyorum arkadaşlar dersi. Kusuruma bakmayın. Tamam mı? Hadi bakalım. Biz zaman kaybetmeden direkt geçelim konumuzu anlatmaya. Şimdi bunu bir önceki derste de anlattık. Buraya da tekrar hatırlatma olsun diye ben yazdım. Olasılığı şöyle bir hatırlayalım tekrar. Her bir çıktısının gelme şansı eşit olan örnek uzay E ve bu örnek uzayın bir olayı da A olmak üzere A olayının gerçekleşme olasılığını biz PA ile gösteriliyorduk. Ve PA'yı istenilen olayın eleman sayısı bölü örnek uzayın eleman sayısı ile buluyorduk ve olasılığımız sıfırla bir arasında oluyordu. Eğer sıfır olursa imkansız olaydı bu. Olasılığımız bir olursa da bizim için bu kesin olaydı. Tamam mı? Anlaştık. Geçiyorum o zaman hemen ilk soruma. Şimdi zar atacağız arkadaşlar. Yani kumarbaz değiliz ama ne yapalım? Bunlar da böyle. Yani bu sorular çıkıyor. Zar atıyoruz, para atıyoruz. Bir şeyler atıyoruz işte. Tamam mı? Aman soruları atmayalım ha. Tamam mı? Soruları mantıklı bir şekilde çözmeye çalışalım. Şimdi bir zar iki kez havaya atılıyor. Buna göre üst düzüne gelen sayıların asal olma olasılığı. Bir kez arkadaşlar bir zarı iki kez havaya atsak ya da iki tane zar atsak bunların örnek uzayları aynı değil mi? Nasıldı? 6 üzeri 2. Bir kez örnek uzayımız yani s eşittir 6 üzeri 2'den 36. Ve bize ne diyor? Bize ne diyor? A seçeneğinde üst düzüne gelen sayıların asal olma olasılığı. O zaman benim A kümemi yazacak olsam ben, A kümesini yazacak olsam. Üst yüze asallar gelecekse kim olur bunlar? İlk önce 2'den başlayalım. 2'nin yanına bir 3 asalını yazalım. Değil mi? Hatta niye 2 2 niye yazmadık? Niye direkt biz 2 3'ü yazdık? Değil mi? 2 2 de var. Sonra 2 3'ü yazalım. Sonra 2 5'i yazalım. Değil mi? Başka da zarın üzerinde bulunan sayılarda asal yok. Sonra 3'e geçelim. 3 2'yi yazalım. Sonra 3 3'ü yazalım. Sonra da 3 5'i yazalım. Sonra 5'e geçelim. 5 2'yi yazalım. 5 3'ü yazalım ve 5 5'i yazalım ve artık kapatalım. Değil mi? Bu kadar. E, bizim istediğimiz olayın eleman sayısı kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane değil mi? O zaman bizim PA olayımız istediğimiz olayın kümenin eleman sayısı 9. Örnek uzayımız da 36 olduğu için 1 bölü 4 olasılıkla üst yüzüne gelen sayılar asal olacakmış. Anlaştık mı? Bu A seçeneğiydi. B seçeneğine geldim. Üst yüze gelen sayıların toplamının çift sayı olma olasılığı. Şimdi yazsak olur aslında ama şimdi mesela baktığımız zaman arkadaşlar üst yüzüne gel, gelen sayıları bir e B olayı diyelim biz buna. Şimdi toplamaya kalksak 1 1 desek değil mi? 1 2 desek, 1 3 desek, 1 4 desek, 1-5 desek ve 1-6 desek. Şimdi burada devamını yazacağım ama bir şey fark etmemizi sağlayalım. Şimdi toplamının çift sayı olma olasılığı. 1 artı 1-2 çift sayı. Bu 3 olmadı. 1 artı 3 4 çift sayı. Bu olmadı. 1 artı 5-6 çift sayı. Bakın 1 için yazılanlarda 3 tanesi çift, 3 tanesi tek değil mi? Yani yarı yarıya. E o zaman 2 için yazılanlarda da aynısı. 3 için yazılanlarda da aynısı. Her birinde 3 tanesi tek 3 tanesi çift. O zaman ben buraya nokta nokta desem aslında 36 elemanlı bir küme değil mi bu B kümesi istediğimiz olay. E bunların 18 tanesi çift arkadaşlar 18 tanesi tek. E i̇stediğim olayın eleman sayısı kümenin eleman sayısı 18. E tamamı da 36 olduğu için demek ki biz PB olayını 18 bölü 36'dan 1 bölü 2 bulabilirmişiz. Anlaştık. Geldik C'ye. Üst yüze gelen sayıların toplamının en az 3 olma olasılığı. En az 3 diyor arkadaşlar. Yani 3 olsun 3'e geçsin. O zaman bunu sanki biraz şöyle yapabiliriz değil mi? Şöyle bir C diyelim biz buna. Şimdi en az 3 ise C olayı diyelim. Mesela 1 1'i toplasam 2 yapacak. Ha, benim işimi görmedi. 1 2'yi toplasam 3 yapacak. E 1 3'ü toplasam 4. He, bak şuradan sonra aslında hepsinin toplamı 3'ten büyük değil mi? O zaman ben bir tek bunu istemiyorum. Değil mi? Bir tek bunu istemiyorum. O zaman ben diyorum ki PC olayına 35 tane istiyorum çünkü 36 elemanlı bir küme. Bir tanesini istemiyorsam 35 tane istiyorum ve örnek üzerinde 36 olduğu için 35/36 olasılığıyla toplamı en az 3 olacakmış. Dedim ve geçtim diğer soruya. Aman bir alt atlamayalım da. Heh. Geçtim diğer soruya. Şimdi geldik bunda. Ne diyor? Bir madeni para üç kez havaya atılıyor. Atalım, güzel. Buna göre iki kez yazı, bir kez tura gelme olasılığını hesaplayınız diyor. Hmm, bakalım şimdi. Bir kez arkadaşlar bir kereye mahsus bir yazalım mı şunu? Yani biz örnek uzayımızın eleman sayısını bir yazalım çünkü bir şey göstermeye çalışacağım burada. Ne gelebilir bunlar? Tura, tura, tura. Hep de tura tura gelebilir. Sonra yazı tura tura gelebilir, değil mi? Sonra yazı yazı tura gelebilir. Bunları karıştırmayalım diyecek mi? Karıştı herhalde. Sonra tura, tura yazı gelebilir. Değil mi? Sonra tura yazı yazı gelebilir. Tura yazı yazı gelebilir. Sonra bir tane daha yazalım. Ne gelebilir? Yazı 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 gelebilir. Bir de 253'ten 8 tane bulacağım değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha gayret iki tane daha bulalım. Ne bulabiliriz? Tura yazı tura var mı? Tura yazı tura yok. Tura yazı tura yok. Bir de yazı tura yazı var mı? Yazı tura yazı o da yok herhalde değil mi? Yazı tura yazı. Bunu kapattım. Örnek uzayın eleman sayısının 2 üzeri 3'ten 8 olduğunu biliyorum Allah'tan. Yoksa nereye kadar gideceğimi bilemem. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane değil mi? Tamam. Şimdi burada ne diyor bana? 2 kez yazı 1 kez tura gelme olasılığı. 2 kez yazı 1 kez tura. Şimdi onu nasıl yapabilirim? İki kez yazı şu mudur arkadaşım? İki kez yazı bir kez tura değil mi? Güzel. İki kez yazı bir kez tura. Tamam. İki kez yazı bir kez tura. Ve burada değil mi? Şimdi toplam benim örnek uzayım kaç elemanlı? Örnek uzayım 8 elemanlı değil mi? O zaman ben PA olayı diyeyim buna. 8 elemanlı ve 3 tanesinde istediğim durum oldu değil mi? O zaman 3 bölü 8. Şimdi gelin biz bunu şöyle yapalım mı? Biz bunu şöyle yapalım. Şimdi burada 3 de, hadi burada 8 tane yazdık diyelim. 4 e, olsaydı ne yapacaktık? 16 tane yazacak mıydık? Yani belki olanları yazabilirdik ama ya bir eksik bir fazla saysaydık ne olacaktı? Sıkıntıya girecektik. Bakın size güzel bir yöntem öğreteyim burada. Şimdi e, parayı 3 kez atıyor, değil mi? Ve birisi yazı, birisi tura gelecek, değil mi? Ben diyorum ki şöyle binomdan yazı artı tura'nın kübü desem, tamam mı? Yazı ve tura gelecek ve üçüncü kuvveti de parayı 3 kez havaya attığım için. Şimdi benim burada 2 kez yazı 1 kez tura gelmesini istiyorum ben. O zaman ben yazının üzerine 2, 2 kez yazı ve turanın üzerine 1 kez gelmesini istiyorum. Böyle betimleyebilirim bunu yani böyle anlatabilirim. Betimlemek de matematiğe ne kadar uyar bilmiyorum. Şurayı şöyle yazabilirim. Pekala burası 2 burası 1 iken burasını 3'ün birlisi yazmam lazım değil mi? Binomdan açmak zorundayım bunu böyle. E bunu hesaplarsam ben aslında istenilen şeyi hesaplamış oldum değil mi? Burası 3 çarpı. Yazı gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'nin karesi çarpı. Tura gelme ihtimali de 1 bölü 2'dir. E burası ne oldu? 3 çarpı 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. Alın size 3 bölü 8 yine gelmiş oldu. Anlaştık mı? Ben iki tane yöntem gösterdim size. Artık siz istediğinizden bir tanesini seçebilirsiniz. Niye gösterdim? Çünkü dört kez atılıyor. Bir kez tura, üç kez yazı gelme olasılığını teker teker nasıl bulacağız bakalım. Artık ikinci yöntemden yazabiliriz arkadaşlar. Birinci yöntemi kullanarak da teyit edebilirsiniz. Yazı artı turayı açtım. Değil mi? Bir yerlerde turanın bir kez gelme ihtimali var. Yazının da üç kez. Yazı üzeri 3 yazdım. Tura üzeri bir yazdım. Tamam mı? E burada dördün, dört kez attığım için dört yazdım buraya. Dördün birlisini yazacağım değil mi? Çünkü farkları bunu alttaki de bunu verecek. Binomu hatırlayalım. E 4'ün birlisi 4'tür. 1 bölü 2'dir yazı gelme ihtimali 3. kuvveti çarpı. Diğeri de 1 bölü 2'dir. Onun da 1. kuvveti. O zaman 4 çarpı 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 2. Ne yaptı arkadaşlar? 4 bölü 16'dan 1 bölü 4 ihtimalle 1'i tura 3'ü yazı gelecekmiş. Anlaştık mı? istediği kadar parayı sayısını arttırsın ya da atış sayısını arttırsın artık bu tarzda bir çözüm sunduğumuz için işimiz kolaylaştı. Tamam mıdır? Geldim buna. Şimdi kutuda da ne varmış? 4 tane beyaz, 3 tane kırmızı boncuk varmış. Bu boncuklar arasından rastgele 3 tane boncuk çekiliyor. Tamam. Buna göre seçilen boncukların bir tanesinin kırmızı, iki tanesinin beyaz olma olasılığı. Şimdi bizim olasılığımızı bulmamız için arkadaşlar, PA olasılığı için bir istenilen olayın eleman sayısı bir de örnek uzayın eleman sayısı değil mi? Şimdi burada seçim var değil mi? Çekilmek, seçmek hepsi aynı şey. 4 tane beyaz, 3 tane kırmızı. Bu boncuk arasında rastgele 3 boncuk seçiliyor. Hiçbir koşul kaydı yok. O zaman benim örnek uzayımın eleman sayısı 7 tane boncuğum varsa ve ben bundan 3 tanesini seçeceksem kombinasyonla 7'nin 3'sü yazmam lazım değil mi? O zaman buna 7, 6, 5, ve 3, 2, 1 demem lazım ki bu da bildiğim üzere 35. Güzel. Ama bana diyor ki seçilen boncukların bir tanesinin kırmızı, iki tanesinin de beyaz olmasını istiyor. O zaman ben de istenilen olayın eleman sayısı bir tane kırmızı. Kaç tane kırmızım var? 3 tane kırmızım var. Demek ki 3 taneden bir tane seçmek zorundaymışım. Kaç tane e, şey var? Beyaz var. 2 tane. 4 taneden iki tane seçmek zorundaymışım. Tamam mı? Tabi arkadaşlar yazmayı da bunlar farklı ha. Özdeş olursa o iş olmaz. Bunlar dört tane farklı, üç tane farklı boncuk. Tamam mı? Sonra 3, 4 çarpı 3, 2 çarpı 1. Şurası ne oldu? 2 oldu. 3 şey, üç kere 3, 9, 18 mi? Bu da 18. O zaman benim istediğim olayın eleman sayısı, şey olasılığı, SA 18 olduğu için SE de 35 olduğu için 18 bölü 35. Alın size hem permütasyon permütasyon diyorum özür dilerim. Hem kombinasyon hem de olasılık. Tamam mı? Haydi bakalım gelelim. Doktor ve hemşirelerden ekip kuralım. En az iki doktorun bulunma olasılığı. En az iki doktor. Şimdi biz yine PA olasılığını istiyorsak o zaman biz istediğimiz olayın eleman sayısını ve örnek uzayın eleman sayısını bulmalıyız. Örnek uzay arkadaşlar hiçbir koşul kayda yokken 4 tane doktor 3 tane hemşireden biz 3 kişilik bir sağlık ekibi kuracağız değil mi? Yani 7 kişiden aslında 3 kişiyi seçecekmişiz. 7 kişiden 3 kişiyi seçelim. 35 biraz önce hesapladık. Ee, örnek uzay eleman sayısı 35. Tamam. İstediğimiz ne? En az 2 doktor. Hmm, şimdi en az 2 doktor için biz şuraya bir SA yazalım. En az 2 doktor ne demek? 4 tane doktordan 2 tane doktoru seçebilirim. 3 kişi oluşturacağım için bir tane de hemşire seçebilirim değil mi? Ya da en az 2 doktor dediği için 3'ünü de doktor seçebilirim. 3'ünü de doktor seçebilirim. Hemşirelerden hiç almam. 3'ün sıfırlısı. Yazmaya gerek de yok. Yazabilirsiniz de. 4'ün ikilisi bildiğiniz üzere 6. 3'ün birlisi 3 artı. 4'ün üstüsü 4. 3'ün sıfırlısı 1. Burası ne oldu? 18. 4 daha 22 oldu. O zaman bizim olasılığımız PA eşittir. 22 bölü 35. Sadeleşiyorsam sadeleştirebiliriz. Tamam mı? Yani iki tane kombinasyon sorusunun aslında birleşimi bize bir olasılık sorusu yapıyor. Alın bakalım size bir tane de geometrik kombinasyon. Ne diyor? Şekilde birbirine paralel olan iki doğru üzerinde toplam 7 tane nokta verilmiştir. Bu noktalardan seçilen herhangi üç noktanın üçgen oluşturma olasılığı kaçtır? Yani diyor ki sen buradan 3 tane nokta seç bana. Ama kaçta kaç üçgen oluşturabilir? Değil mi? O zaman ben diyorum ki ilk önce yine olayımı yazıyorum. Yani PA olasılığı SA değil mi? Bölü SE. SE ne? Hiç koşul kaydı yokken koşul kaydı yokken 7 tane noktadan 3 tane noktayı nasıl seçerim? Kaç farklı şekilde seçerim? Hep de 7'nin üstü gelmiş. Ha, kolay olsun diye bunu yazdık herhalde. 35 değil mi? 7, 6, 5, 3, 2, 1. 35 Farklı şekilde 3 nokta seçebilirim ben işte. B, A'yı seçebilirim değil mi? İşte D, E, seçebilirim ya da B, E, seçebilirim. Herhangi bir şekilde seçerim ama 35 farklı şekilde. Ama diyor ki bana üçgen oluşturma olasılığı diyor. Yani kaç tane üçgen oluşturabilirsin diyor. O zaman S, bir bulmaya çalışalım. Şimdi nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlayın bunu. Buradan A noktasını alayım. Mesela D, e alayım. Bu bana bir üçgen yapar mı? Yapar. Değil mi? Ya da BC'yi alayım ve F noktasını alayım. Bu bana bir üçgen yapar mı? Yapar. Farkları ne? Farklarının birisinin tabanı burada, birisinin tabanı burada. Fark eder mi? Fark etmez. İkisi de farklı üçgen zaten. Şimdi o zaman ne yaptım ben? Şu üçgen oluştururken ben ne yaptım? 1 iki, üç tane noktadan bir tane A noktası seçtim değil mi? Yani üç taneden bir tane seçtim. Çarpı tabanı oluşturmak için de dört taneden de iki tane nokta seçtim. Ya da e bunu da seçebilirim ben. 1, 2, 3 taneden 2 tane seçebilirim. Değil mi? Şu tepeyi oluşturmak için de 1, 2, 3, 4 taneden 1 tane seçebilirim. Sonuçta üçgen oluşuyor mu? Oluşuyor. Şurası 18 yaptı. Değil mi? Şurası 3 yaptı. Burası 4 yaptı. Burası 12 yaptı. 30. O zaman benim olasılığım burada 30 bölü 35 diyebilirim. 5'e bölsem 6, 5'e bölsem 7. Buradaki üçgeni şöyle de bulabilirdiniz. Yani 30 sayısını şöyle de bulabilirdiniz. Normalde 7 tane noktanız var. 3 tanesini seçtiniz. Ama şu 4'ün üçlüsü kadar oluşmuyor. Değil mi? Yani sen burada 4 tane hangi 3 tane seçsen seç oluşmuyor. Bir de yukarıda da 3'ün üçlüsü kadar da oluşmuyor. Yani eksi 3'ün üstünde düşmem lazım. 7'nin üçlüsü 35. 4'ün üçlüsü 4. 3'ün üçlüsü 1. Yine buradan 30 cevabına ulaşabilirsiniz. Yani üçgen bulmanın farklı yolları vardır. Tamam mı? Evet geldik artık ee, yeni bir mesela bu not gibi bir şey. Bir A olayının olma olasılığı PA ise olmama olasılığı PA üst olarak tanımlanır arkadaşlar. Ve bunların da toplamları birdir. Yani atıyorum bir zar attığım zaman üst yüzüne bir gelme olasılığı 1 bölü 6 ise üst yüzüne bir 1 gelme olasılığı 1 bölü 6 ise 1 gelmeme olasılığı 5 bölü 6'dır demek istiyor. Topladığım zaman 1 yapıyor. Niye? Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sayım var değil mi zarın üzerinde? 1 gelme olasılığı 1 bölü 6. Birden başka bir şey gelme olasılığı da 1, 2, 3, 4, 5 bölü 6. Yani PA olasılığı ile olmama olasılığını topladığımız zaman 1 yapacak. Tamam mı? Mesela bunda bir avcının bir hedefi vurma olasılığı 3 bölü 7 olduğuna göre vurmama olasılığı kaçtır? E şimdi PA avcının hedefi vurma olasılığı 3 bölü 7 ise PA üssü de ne demiştik? Toplamları 1 olacak. E bunu biz şöyle anlatabilir miyiz? 1'den bu 3 bölü 7'yi çıkarabiliriz değil mi? Bu da bizim için 4 bölü 7 yapıyor. Yani 7'de 3 ihtimalle vuruyorsa 7'de 4 ihtimalle de vuramıyor imiş. Gelelim buna. Bir madeni paranın dört kez havaya atılması deneyinde en az bir kez tura gelme olasılığı. En az bir kez tura. Şimdi arkadaşlar en az bir kez tura ne? İlla tura gelecek diyor değil mi? İlla tura gelecek diyor. İyi tamam. O zaman biz madem olmama olasılığını olmama olasılığını incelediysek buradan bir hareket edebiliriz değil mi? Şimdi o zaman ne diyelim? En az bir tura gelme olasılığına PA diyelim. E, tura gelmeme olasılığına da PA üssü dersek bunların toplamı 1 değil mi? Şimdi biz bunu bulmak istiyorsak e, bu biraz zor gibi çünkü en az 1 diyor o zaman bunu bulalım biz değil mi? Ne diyor? En az bir kez tura gelme olasılığı. Tura gelmeme olasılığı dediğimiz zaman ne anlama geliyor? Hepsinin yazı gelmesi değil mi? Yani hepsi yazı, 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 yazı. Geri kalanda ne kadar var? 15 tane var değil mi? Çünkü 2 üzeri 16 tane eleman var burada. E o zaman hepsinin yazı gelmesi 1 bölü 16'dır değil mi? Hepsinin yazı gelmesi 1 bölü 16'dır. E artık ben PA'yı da 1 bölü 16 toplarsam 1 eşit olacağını biliyorum. O zaman PA'yı da karşı atıp 1 eksi 1 bölü 16'dan 15 bölü 16 olarak hesaplayabilirim. Değil mi? Tamam mıdır? Yani olmama olasılığı çok işimize yarar arkadaşlar. Gelelim artık bu dersin son sorusuna. Bir sonraki derste arkadaşlar kombinasyonla alakalı böyle karılmış sorular var. E, o derste konumuza devam ederiz ve artık orada da bitiririz. Anlaştık mı? Şimdi ne diyor? A ve B aynı örnek uzaya ait ayrı olaylar tamam. Bu varsa PB varsa PA değerini bulunuz. Şimdi bir kez şu ne? Şu ne? Şimdi hatırlayalım biz 9. sınıftan Demorgan denen bir şey vardı değil mi? Demorgan şunu diyordu. A kesişim ise A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni eşittir. Aslında A birleşim B'nin tümleyeni. Yani aradakini ters çevirip parantez tümleyenini alabiliyorduk. O zaman biz bunun yerine şunu yazabilir miyiz? P A birleşim B'nin tümleyeni eşittir. 1 bölü 12. E pekala bana bu lazım değil. Ben P A birleşim B'yi arayacak olsam birden 1 bölü 12'yi çıkarabilirim değil mi? Bu da ne yaptı? 11 bölü 12 yaptı. Doğru değil mi? Tamam. E ayrık iki olaylardır diyor. E ayrık iki olaylarsa ben PA birleşim B'yi PA artı PB olarak biliyordum değil mi? Ayrık çünkü bunlar. E, PA birleşim B 11 bölü 12 eşittir. PA değerini bulunuz diyor. PA'yı yazalım biz buraya. PA artı PB'yi de 1 bölü 4 vermiş. O zaman buradan PA'yı bulmak için 11 bölü 12 eksi 1 bölü 4 diyebilirim. Şurada bir payda eşitleyelim. 3 oldu. 11'den 3 çıktı. 8 bölü 12 oldu. 4'e böleyim 2 olsun. 4'e böleyim 3 olsun dedim ve sorumu bitirdim. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu onun da sadece basit olayların olasılıkları var. Yani permütasyonunuz, kombinasyonunuz e, iyi ise olasılıkta da herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Bu derslik benden bu kadar. Dersleri çok uzun tutmamaya gayret ediyorum. Çünkü sıkılabilirsiniz. Hemen buradaki konuları bir özümseyin. PDF'ye alt tarafa bırakacağım. Oradan kendiniz de tekrar üzerinden geçerseniz ana mantığını kavramış olursunuz. Tabii ki bunları soru bankalarındaki sorularla desteklemeniz lazım. Yani sadece bunlar sınava hazırlık için yetmeyebilir. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.